Selam, hoş geldiniz Gümüş Akor kanalına. Umarım iyisinizdir, ben çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir şarkı ile karşınızdayım. Birden geldin aklıma. Tuna Kiremitçi'nin bir şarkısı. Şarkının çalınması eğlenceli, keyifli, rahat. Sadece bir tane bareli fa majör akorumuz var. Onun dışında gerçekten sizi zorlayacağını düşünmüyorum. Bu şarkıyı çalmadan önce bol bol dinlemenizi ve bu akor geçişler arasında böyle bir egzersiz, pratik yapmanızı öneririm. Ondan sonra gerçekten şarkıyı çok kolay bir şekilde çalacaksınız. Önce ritmi söyleyeceğim, sonra akor geçişlerini vereceğim. Ondan sonra da şarkıya başlayacağız. Hadi bakalım, dersimiz başlasın. Bilin bakalım hangi ritimle çalınıyor şarkımız? Tabii ki 4-4'lük folk ritmiyle. Bizim klasik in, in, çık, çık, in, çık, in, kes, çık, çık, kes, çık, in, kes, çık, çık, kes, çık. Hepsi olur. Bir defa ritmini tekrar göstereceğim. Önce söyleyeceğim, sonra söylemeyeceğim. 1, 2, 3, 4. İn, in, çık, çık, in, çık. Ritmimiz bu. La minörle yaptım. Şimdi akorlara bakalım. Do majör, mi minör, la minör, fa majör ve sol majör var. Yani toplamda 5 akordan oluşuyor. Tabii ki bu şarkının orijinal tonu değil. Bu benim sesime uyan ton. Belki size farklı tonlar uyabilir. Ben repertuarım.com adresinden alıyorum bazı akorlarımı. Mesela bunu www.repertuarim.com'dan almışım. Repertuarim diye yazılıyor. Orada çok güzel, sitenin kullanımı çok pratik. Herhangi bir anlaşmam veya sitenin sahibini gerçekten tanımıyorum ama şöyle bir güzelliği var. Orijinal tona tıklıyorsunuz, orijinal ton veya böyle akorları değiştiriyorsunuz, onlara tıklıyorsunuz. Ben mesela C'yi tıkladığım zaman do majör çıktı ki en uygun ses bana bu geldi. Sen yağmuru çok seven küçücük şey. Hatta bu da biraz pes kalıyor. İlerleyen dakikalarda kapı takacağım. Yani sizler de kendi tonunuza uygun olanı alıp çalabilirsiniz. Sonra bana ne olur demeyin. Yine alıyorum bu tarz yorumlar. Orijinal tonda çalmıyorsun. Çalamıyorum çünkü sesime uygun değil. Hani söyleyemediğim bir parçayı nasıl öğreteyim, değil mi? Diyorum ve önce akor egzersizine başlıyoruz. Do majör. Önce söyleyeyim. Do majör, mi minör, la minör, fa majör, sol majör, la minör. Tamam mı? Hepsinden iki tane ritim atalım. Parçayı arpejle çalınabilir ama hareketli bir şarkı. Arpej uymaz. Ama olur da ben arpej istiyorum derseniz mesela. Sen yağmuru çok seven küçücük şey. Ben kendine geç kalan bir kadın. Güzel oldu. Beni sevmesen de, görmesen de hayat sürerdi yine. Gibi gibi. Arpej de yapıştı yalnız, hiç beklemiyordum. Diyeceğim şu ki arpejle de çalmak isterseniz aynı akor geçişlerini arpejle de yapın. Her zaman olduğu gibi iki ritim atacağım. Sizler bir sonraki çalışmanızda bir ritim atıyorsunuz. Hadi bakalım egzersize başlayalım. 1, 2, 3, 4. Egzersizi bizim kesmeli ritmimizde de yapabilirsiniz. Hadi bakalım ilk bölüme bakalım. Sen yağmuru çok seven küçücük şey. Bak her zaman diyorum, şarkının tonuna,
hakim olabilmek için önce taramayla çalışabilirsiniz. Ben öyle yapıyorum mesela. Sen yağmuru çok seven küçücük şey. Ben kendine geç kalan bir kadın. Burayı söyleyeyim hemen. Do majör, mi minör birer ritim. La minör iki ritim. Do majör, mi minör yine birer ritim. La minör iki ritim. İki tane do majör atıp intro yapabilirsiniz. Kesmeni yapmayacağım. Sen yağmuru çok seven küçücük şey. İki. Ben kendine geç kalan bir kadın. İki tane. Burada da ne var fark ettiniz mi? İlk vuruştan sonra sözlere başlıyoruz. Sen yağmuru çok seven küçücük şey. Fark ettiğiniz üzere bu da bana biraz pes kalıyor. Kapamı yine ilk perdeye takacağım ve baştan tekrar başlayacağım. Sen yağmuru çok seven küçücük şey. Ben kendine geç kalan bir kadın. Hiçbir şey değişmiyor. Bu sefer kapoyu taktığımız için ikinci perde birinci perde olarak kabul ediyoruz. Aynı akorlar aynı yerlerine basarak devam ediyoruz. Nerede kaldık? Beni sevmesen de. Burada da do majör, mi minör bir kere yine. Hayat sürerdi yine de la minör iki tane. Yine do majör, beni seçmesen deki do majör bir kere. Yok desendeki mi minör bir kere. Sonra la minör yine iki kere. Yine C, E, M bir kere. Şimdiki kadardaki la minör bir ritim. Sonra duracağız. Nakarata başlayacağız. Orayı ben bağlayacağım. Şimdi ben buranın hepsini yapayım. Şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Ben kendine geç kalan bir kadın dedikten sonra beni sevmesen de görmesen de bölümünde la minör iki tane ya. İkinci attığımız la minör ritmin yarısında beni sevmesen de demeye başlıyoruz. Zaten bu şarkının nasıl çalındığını bütün halini Instagram'ımda paylaşıyorum. Hani ilgili olan zaten oraya gidip çoktan dinlemiş olduğunu düşünüyorum. Oraya dikkat edin sadece. Hadi bakalım iki tane do majör ritim atıp intro yapıyoruz ve sadece burayı çalıyorum. Sonra nakarata başlayacağım. 1, 2, 3, 4. Geçiyorum. Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları. İki tane la minör. Orada da hemen söyleyeyim. F, G birer ritim. La minör ilkinde iki ritim. İkincisinde mutluluktan olan kısımda bir ritim. Tamam. Fa majörü hazırlayın. Birden geldin aklıma. Aklımanın ak hecesinde. Hadi bakalım. 1, 2, 3. Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları. Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan. Tekrar söyleyebilirsiniz. Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları. Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan. Sonra arada şey yapın. La minörden ister iki ritim atın, ister kesin ikinci sözlere başlayın. Sen kalbime denk gel.
la minör 2 tane. Bakın burada 1, 2, 3, 4, 5 cümle, yani güneş doğardı yine bölümüne kadar C'ler, E'ler birer kere, la minörler 2 kere. Yani do majör, mi minör birer ritim. Bir dediğim şu, bak şu bir, hani orada bir yazıyor, ben kendim bir yazıyorum mesela, birden ne anlayacağız? Do majör akorunda bir ritim atacağız. Yani normal ritimle göstereyim. E, mi, 1. A, mi, 2. Okey mi? Bu o demek yani. Hadi ikinci sözleri yapalım. İntrosuz direkt. Birden gel. Hadi ikinci sözleri yapalım. Sen kalbime denk gelen küçücük şey. Ben kendini aşk sanan bir adam. Şimdi beni sevmesen de görmesen de hayat sürerdi yine. Ama kendimi sevmezdim şimdiki kadar. İki tane. Beni seçmesen sonra bir aşağı vurun. Fa majöre basın. Hem daha iyi işiniz kolaylaşır. Birden geldin aklıma. Yakıverdin ışıkları. İki. Hayret ettim kalbime bazen. Mutluluktan. Birden geldin aklıma. Yakıverdin ışıkları. Hayret ettim kalbime. Aşk olmasa sanat olur muydu acaba? Yani bu aşk için, aşka, aşka dair yazılan şiirler, şarkılar olur muydu? Hani aşk diye bir şey olmasaydı bu neredeyse şarkıların hepsi aşka dair yazılmış. Niçin yazılırdı acaba şarkılar? Çok acayip geliyor. Şey diyor ya bu şarkının sözünde. Heh, beni seçmesen de yok desen de güneş doğardı yine. Bu güneşin doğma düşüncesi beni mesela böyle en dipteyken bile çıkaran bir düşüncedir. Hani çok mutsuzum, canım çok sıkkın, bir şey olmuş. Diyorum ki hani yarın sabah yine güneş doğacak Tuğçe veya doğmuştur. Güneş doğmuş ya. Hani sen ne kadar derdin olsa da güneş doğuyor yani. Hayat akıyor, anlatabiliyor muyum? Hayat devam ediyor. Onu oradan yakalamak lazım. Bir de kimsenin sizi sevmesini beklememeniz lazım. Kendinizi değerli hissetmeniz için. Nasıl ama? Hiç de sevmem nasihatleri ama. Gerçekten belli bir yaştan sonra nasihat oluyormuş. Şarkı bu kadardı. Dediğim gibi tam halini dinlemek için Instagram hesabıma beklerim. Orada hepsini söyledim. YouTube izin vermiyor, yayınlamama müsaade etmiyor. Ama ben çok severim yine de seni YouTube. Evet, herhalde son 2 dakikada çok kişi videoyu kapatmıştır diye düşünüyorum. Buraya kadar gelenlere özellikle teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım güzel bir video olmuştur. Diğer videolarda, derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.